Hepinize selam sevgili arkadaşlarım. Bugün çok güzel bir uygulama hazırladım sizlere. Yaşlanma karşıtı, kırışıklık giderici, cilt elastikiyetini arttıran, hücre yenileyici, ciltteki siyah noktaları temizleyen, mükemmel ötesi cildi pürüzsüzleştiren bir uygulama yapacağız. Yapacağımız uygulamayı 7 gün üst üste yapacağız arkadaşlar. 7 gece yapacağız. Uygulamayı gece yapıyoruz çünkü. İhtiyacımız olan kayısı ve kayısının şu anda mevsimi. Mevsimiyken taze kayısıdan faydalanıyoruz. Mevsimi olmadığı dönemlerde de kuru kayısı ile de bu maskeyi hazırlayabiliriz İhtiyacımız olan yumuşak, olgun bir kayısı, bir kayısı yüzümüze yeterli oluyor. Fakat boynunuza da uygulayacaksanız iki kayısı da iki kayısı kullanmanız gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle kayısıların çekirdeklerini çıkarıp kabuklarını soyuyorum. Kabuklarını soyduğum iki kayısını ben boynuma da uygulayacağım. İki kayısı kullanıyorum o yüzden. E, kayısı bu arada antioksidan yaşlanma karşıtı. C vitamini ve A vitamini içeriyor. C vitamini ciltteki lekeleri temizliyor. Siyah noktaları temizliyor. A vitamini de kırışıklık karşıtı. Cildin elastikiyetini arttırıyor ve kırışık oluşumunu geciktirirken mevcut kırışıklıkları da açıyor. Hazırladığımız maskeyi göz çevresi, göz altı, göz üstü olarak uygulayabileceğiz arkadaşlar ve maskede tek ihtiyacımız olan kayısı olgun iki kayısıyı güzel bir şekilde ezdikten sonra temiz cildimize tamamen yüzümüzü boynumuzu kaplayacak şekilde uyguluyoruz uyguladıktan sonra bir saat yüzümüzde bekletiyoruz bir saatin sonunda yüzümüzü yıkıyoruz Kırışıklıklarımızın daha çabuk açılması, lekelerin daha çabuk gitmesi, cildimizin onarılması, pürüzsüzleşmesi için maskenin ardından da bu kremi uygulamamız gerekiyor arkadaşlar. İki malzemeyle de harika bir krem hazırlayacağız. 7 gece hem maskeyi hem bu kremi uygulayacağız arkadaşlar. 2 tatlı kaşığı Aloe vera jelinin üzerine kayısı çekirdeği yağı ilave edeceğim. 2 tatlı kaşığı da kayısı çekirdeği yağı ilave ederek karıştırıyorum. Harika bir krem elde ediyorum arkadaşlar. Kremi de aynı şekilde yüzümüz, boynumuz, gözaltı, göz üstü olarak uygulayabiliriz. Önce maskeyi uyguluyoruz. Maskeyi yüzümüzden yıkadıktan sonra da kremi masajla aşağıdan yukarı masaj yaparak yüzümüze uyguluyoruz. 7 gün bu işlemi tekrarlıyoruz arkadaşlar. Krem de 7 gün yeterli oluyor. Maskeyi günlük hazırlıyoruz. Taze taze hazırlıyoruz Ve e, maske ardından krem Çok güzel sonuçlar alıyoruz arkadaşlar Önce maske ile masaj yaparak Yüzümüze uyguluyoruz ve kalın bir tabaka halinde Maskeyi yüzümüze uyguluyoruz Bir saat sonra maskeyi önce ılık Sonra soğuk suyla yıkıyoruz Ardından yine masaj yaparak bu güzel kayısı çekirdeği kremini kullanıyoruz Ve bir haftanın sonunda Mucizelere şahit oluyoruz arkadaşlar Kırışıklıklar açılmaya başlıyor Gözle görülür bir şekilde açılmaya başlıyor Kremi buzdolabında saklıyoruz ve krem bir ay kadar kullanabiliyoruz arkadaşlar. Fakat hazırladığımız ölçü bir hafta yeterli geliyor. Maske her cilt tipine uygundur. Krem de aynı şekilde her cilt tipine uygundur. Fakat alerjik bir cildiniz varsa önce test edip sonra uygulamalısınız. Tarif ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız olursa yorum bölümüne yazabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.